Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Hamas harekete geçti. İsrail'in stratejik üssünü havaya uçurdu. Kıymetli takipçilerimiz, Hamas roketi İsrail'in nükleer füzelerinin bulunduğu üssü vurdu. Kıymetli izleyenler, üssün görüntülerini inceleyen Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Christensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu. Değerli izleyenler, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıda ateşlenen bir roketin nükleer füzelerin bulunduğu bir üssü vurduğu ve yangına neden olduğu ileri sürüldü. Amerikan New York Times gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı operasyonda nükleer füzelerin bulunduğuna inanılan bir üssün vurulduğunu öne süren bir haber yayınlandı. İsrail'in orta kesiminde yer alan hava üssünün 7 Ekim öncesi ve sonrası çekilen uydu görüntülerini inceleyen gazete, üssün isabet aldığını söyledi. Haberde roketin üstteki füze depolarına isabet etmediği, ancak buralara yaklaşan bir yangına neden olduğu kaydedildi. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Christensen, isabet alan hava üssünde büyük olasılıkla 25 ile 50 nükleer başlık taşıma kapasiteli Zeriso füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini söyledi. Üssün görüntülerini inceleyen uzman, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üstten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu. Tel Aviv yönetimi şimdiye kadar nükleer silahların varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsrailli bazı kaynaklar ve Amerikalı yetkililerle uydu görüntüsü analistleri ülkenin az sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirtti.